Başarılı olmak isteyenlerin ve başarılı olanların vazgeçilmez programı İşte Başarı'dan herkese merhaba. Yine güzel bir pazar günü sizlerle birlikteyiz. Yine çok enteresan bir başarı öyküsüyle. Bugünkü konuğumuz Anadolu Makine'nin fabrika müdürü ve yönetim kurulu üyesi İlhan Cantürk. İlhan Bey'i çok teşekkür ediyoruz bizi ofisinizde ağırladığınız için. Size sonrasında da çok teşekkür edeceğiz çünkü çok güzel bir başarı öykünüz varmış duyduğumuz kadarıyla. Tabii bilmiyoruz bunları. Şimdi onları öğrenmeden önce isterseniz bir çocukluğunuza inelim. Nerede doğdunuz? Çocukluğunuzu nerede geçirdiniz? Esra Hanım, ben de çok teşekkür ederim. Beni programınıza konuk olarak kabul ettiğiniz için. Konya Karapınar doğumluyum. 11 Nisan 1962. Doğduktan hemen sonra ailemizle beraber İstanbul'a göç ettik. Anadolu'da öyle derler, hani göç ettik. Çocukluğum ve gençliğim İstanbul'da, Fatih'te geçti. 79 yılında Pertevniler Lisesi'nden mezun oldum. Babam orman mühendisiydi. Bizim eğitimimiz için gereken her şeyi bize sağladı. Motivasyon verdi, bir takım şeyleri gösterdi yani. Annem bu konuda çok destek oldu. Onların destekleri, yardımları ve motivasyonlarıyla hepsi adım adım. Yani aslında işte, demek istediğiniz çok güzel bir aileye sahiptim. Evet. Ve aslında başarılı olmanın çok önemli noktalarından biri de bu. En azından ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Evet, evet, doğru. En önemli noktası o zaten. Ondan sonra işte çocukluk arkadaşları, mahalle arkadaşları. Ben mesela lisedeyken hem lisenin atletizm takımındaydım, hem güreş takımındaydım, hem futbol takımındaydım. Hem fotoğraf kolundaydım. Siyah beyaz fotoğraflar bastık. Banyo ettik, onların tonlarını ayarladık. Çocukluğunuz ve gençliğiniz çok renkli geçmiş. Evet. Anladığım kadarıyla. Şimdi makine mühendisisiniz. Bu seçim nasıl oldu peki? Birçok şey yapmışsınız okulda, işte sporla uğraşmışsınız. Ama siz makine mühendisi olmayı tercih etmişsiniz. Bu seçimi nasıl yaptınız? Özellikle şu anda öğrenciler çok zorlanıyor seçim yaparken. Hangi işte başarılı olabilirim diye. Bu konuda da bir eksiklik var aslında Türkiye'de de. Peki siz nasıl karar verdiniz makine mühendisi olmaya? Abim makine mühendisliğini kazanmıştı. Evde böyle bir bayram havası esti. Babam, annem falan çok sevindiler. Ben biraz da özendim. Evet, yani bu da aslında ailenize ne kadar bağlı olduğunuzu ve hani o dönem onlar işte bana da bu şekilde davransınlar diye. Gibi. Ve gerçekten ailenin ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkıyor sizin söylediklerinizden. Peki diyelim ki makine mühendisi olmadınız, tıbbı kazandınız. Nasıl olurdu sizce hayatınız? O da güzel olurdu. Yani araştırma, geliştirme isteği vardı zaten. O zaman da herhalde insanların işte niye o öyle oluyor, niye bu böyle oluyor gibi birçok şeyi sorgulardım. Şundan dolayı mesela sebepleri çok iyi analiz ederseniz sonuçları da net ortaya çıkıyor. Tıpta bu olmayabilirdi. Peki makine mühendisliğini bitirdiniz ve sonrasında ticaret hayatı başladı sizin için. Neler yaşadınız, nerelerde çalıştınız, ilk paranızla ne yaptınız ve nereden kazandınız? Mezun olduktan sonra Komtaş diye bir firmaya girdim. Orada yine Türkiye'de ilk tek yerli torna aynası üreten bir firmaydı. O ürünlerin, askerlikten önceki çalışma bu, o ürünlerin tüm Türkiye'de pazarlamasını ve satışını yaptım. O pazarlama faaliyetleri esnasında işte Bursa'da, İzmir'de, Anadolu'nun çeşitli illerinde birçok tüccarla, sanayiciyle tanışma imkanım oldu. O ilişkilerin bazısı, birçoğu hatta hala sürüyor. Evet, burada şey de diyebilir miyiz peki? Başarılı olmak için çevre de çok önemli. Hani yaptığınız işte yine başarılı olmuş insanlarla birlikte olmak, onları tanımak. Evet. O da önemli değil mi? Tabii ki. Aslında çok önemli bir nokta Esra Hanım o. Çevreniz, dostunuz, arkadaşınız, beraber çalıştığınız kimseler, başarılı iseler direkt sizi motive ediyorlar.
Yani dişliler birbirini döndürüyor. Peki bu Anadolu Makine'ye gelene kadar neler yaşadınız? Yani o sizi Anadolu Makine'ye getiren neydi? İlk çalıştığım firmadan bir takım yönetim problemlerinden dolayı ayrılmayı tercih ettim. Daha sonra Komsan Kompresör firmasında Sayın Atilla Cengiz Kuzucan'la birlikte, Komsan'ın kurucusu ve sahibidir, benim de patronumdur. Onunla güzel bir çalışma içine girdim. Daha iyi frekanslar birbirini tuttu. Burada öğrendiğim çok önemli bir şey vardı. Bize şeyi öğrettiler, verdiğiniz sözü tam ve eksiksiz tutun. Bu ilke her zaman için benim bir ilkem oldu. Bu ilkeyi bana öğretenlere de buradan çok teşekkür ediyorum. Komsan Kompresör şirketinde hem askerden önce hem de askerden sonra birer yıl çalıştım. Orada da yine satış faaliyetleri, pazarlama, kompresör satışı, kompresör pazarlaması, işte satış müdürünün yaptığı görevler, bayiler müdürünün yaptığı görevler, organizasyon işleri. Peki Anadolu Makine ile yollarınız nasıl kesişti? Ben Komsan Kompresör firmasında çalışırken Anadolu Makine'den bana beraber çalışalım teklifi geldi. Ben de böyle bir teklifi açıktım açıkçası. Çünkü daha iyi bir şeyleri geliştirip, daha iyi bir şeyleri üretmenin böyle bir ortamda daha iyi olacağını düşündüm. Bu teklifi değerlendirdim. Anadolu Makine'de çalışma hayatı başladı. Anadolu Makine'den teklif geldi ve siz başladınız. O dönem Anadolu Makine neredeydi? O dönem enteresan. Türkiye'de bu konuyla uğraşan 6-7 tane firma vardı. O 6-7 firmadan bir tanesiydi Anadolu Makine. Ama ufak ama çok iyi firmaydı. O özelliğini hep korumaya çalıştık. Müşteri memnuniyetini devamlı kılarak daha enteresan, daha güzel gelişmelerin temeli atılmış olur. Bu ilke birinci ilkeydi, number one yani. Onun için tüm kadro son derece fedakarca, müşteri beklentilerine yerinde, zamanında ve müşterinin beklediği fiyatta. Örneğin bir valf üretiyorsunuz, o valfi müşteriye götürüyorsunuz ve müşterinin makinasındaki isteği çözüyorsunuz. Yani o özel bir istek istiyor. İşte diyor ki şöyle olsun, böyle olsun. O özel isteği çözerken örneğin o müşterinin yaptığı makina ertesi gün fuara gidecek ve o özel istek tam layıkıyla çalışmıyor. Bir takım problemler var. Böyle müşteriyle birlikte kenetlenip sabaha kadar o fuara, o makineyi yetiştirmek için yapılan çalışmalar oldu. Ve makineler yetişti, işte fuarda sergilendi. Türk malı makineler beğeni kazandı. Bunlar hep adım adım. Bir adım atıyorsunuz, ondan sonraki adımı ondan sonra atıyorsunuz. Bu tür çalışmalar içerisinde basınçlı havanın kaliteli hale getirilmesi, yani kurutulması, nemden arındırılması, tozdan, partikülden arındırılması için filtreler gerekiyor. Yurt dışından geliyordu. Yüksek fiyata geliyordu. Temin zorluğu vardı. Zamanında gelmiyordu. İşte yurt dışından geldiği için dövize bağlı fiyatı vardı. Fahiş fiyatlar oluşabiliyordu. Bir takım spekülasyonlar olabiliyordu. İşte şu geç geldi falan şeklinde. Bunları üretelim ilkesi oluştu. Öyle ilkeler, o ilkenin oluştuğu isteği oluştu. O isteğin oluştuğu bir gün işte insan geliyor, karar veriyor. Tamam, artık ben bunu üreteceğim. O kararı verdikten sonra bir uzun bir süreç başlıyor. Hani böyle yıllar boyu sürecek bir yaşam ilk adımla başlar ya. Tamam, ben bunu üreteceğim dediniz mi, o ilk adımı atmış oluyorsunuz. Evet, ilk adımı attınız ve tamam dediniz, ben bunu üreteceğim dediniz. Ama sonrasında mutlaka karşınıza çıkacak sorunları da düşünmüşsünüzdür. Çünkü bugüne kadar, oraya kadar geldiğiniz dönemde hep doğru adımlar atmışsınız. Müşteri memnuniyeti her şeyden önce gelir diyerek. Ve sonrasında karşınıza çıkan sorunlar neler oldu? Bu riskleri göze alırken kendinize çok mu güvendiniz? Tabii insan o kararı verdikten sonra önüne çıkan
risklerin ne olacağını aslında pek bilmiyor. Üreteceğim kararını verdiğiniz zaman. Onları daha sonra hesaplamaya çalışıyorsunuz. Acaba bunu üretirsem ne olur? İşte kalite problemini nasıl çözerim? İşte bir prototip üretiyorsunuz, o prototipi deniyorsunuz, test ediyorsunuz. Oradaki kalite problemlerini yine adım adım çözüyorsunuz. Böyle bir ilkeyle basınçlı hava filtrelerini üretmeye başladık. O ilkeyi yerine getirmek için işte bir akşam, çok da ani bir karar yani bu. Böyle çok fazla riskleri falan düşünmek yok. Ben bunu üreteceğim. Yani bu kadar sıkıntıyı çekmektense üretimle ilgili sıkıntıları çekeyim kararı. Ama çok fazla risk düşünülmemiş bir karar. Ve adım adım üretim başladı. Yani kendi ihtiyacım için başlayan basınçlı hava filtreleri işte 15 tane, 20 tane falan derken adım adım işte yüzlerce, binlercesine çıktı. O yıllarda Türkiye sanayisi patladı. Hiç beklemediğim adetlere çıktı. Ben de şaşırdım yani. Peki bu noktada siz de biraz önce söylediniz, yurt dışından geliyordu makinalar diye ve müşteri alamıyordu, zamanında gitmiyordu. Peki şu dönemden bahsedecek olursak şu anda öyle bir sorunu var mı Türkiye'nin? Türkiye'de şu anda o konuyla ilgili yerli üretim gayet iyi noktalara gelmiş durumda. Hatta yapmış olduğumuz basınçlı hava filtreleri dünyada ilkleri yakalıyoruz. Yeni o yıllarda ürettiğimiz basınçlı hava filtrelerinden sonra yeni modeli ürettik. Yeni bir model ürettik. O birikimler oldu, tecrübeler oldu. O tecrübeler ve birikimler eşliğinde yeni bir model ürettik. Onların zaten patent başvurusunda bulunduk. Onların ürettiği ürünlere göre üstün özellikleri var. Sökerken, takarken müthiş bir kolaylık var. Eskiden filtreleri sökerken bayağı bir zordu. Büyük aletlere ihtiyacınız vardı. Söküp takarken deforme oluyordu, bozuluyordu. Boyası, görüntüsü bozuluyordu. Şimdi ise öyle değil. Gayet rahat bir şekilde ufacık bir Allen anahtarıyla logo, çocukların logosu gibi filtreyi parçalara ayırıp değiştirilmesi gereken iç elemanını, ki en önemli yeri, gayet rahat bir şekilde değiştirebiliyoruz. Evet, biraz da isterseniz tekniğe dönelim. Şu anlamda istiyorum bunu. Mutlaka bizi izleyen makine mühendisleri ne demek istediğimizi anlıyorlar ama belki de bilmeyenler olacak. Yaptığınız ürün nerelerde kullanılıyor, ne amaçla kullanılıyor ve o aşamaları? Çok güzel. Yaptığımız ürünler diyeyim ben, basınçlı havanın şartlandırılmasında kullanılıyor. Şöyle düşünün Esra Hanım, basınçlı hava şu nefes aldığımız hava. Bu nefes aldığımız havanın içinde milyonlarca, bir metreküpünde 140 milyon adet partikül var. Kompresörden gelen yağ var. Ondan sonra nem var. Bunlar endüstride bir takım problemlere neden oluyorlar. Basınçlı havanın girmediği bir kol yok endüstride. Otoboyanesinden tutun, ilaç fabrikasına, hastaneye, tekstil fabrikasına, otomotive girmediği bir sektör yok. Elektrik nereye giriyorsa endüstride, basınçlı hava da oralara giriyor. Biz basınçlı havanın kalitesini sağlıyoruz. Yani basınçlı havanın içindeki tozu, yağı, nemi istenen seviyelere getiriyoruz. Yaptığımız ürünlerin hizmet ettiği alan tüm sektörler yani. Ve siz Anadolu Makine olarak sektörde bunu ilk defa siz yapıyorsunuz değil mi Türkiye'de? Bir takım ürünlerimiz dünyada tek. Fonksiyon olarak. Çok güzel. Dünyada aslında onları da öğrenmek istiyorum ben. Dünyada tek olanları ve Türkiye'de tek olanları anlatır mısınız? Basınçlı hava filtresinden başlayalım. Dediğim gibi o yeni model hem üretilmesi açısından filtrenin, hem dekorasyonu açısından, hem sökülüp takılması açısından çok önemli avantajlar getiriyor. Bu bir ilk. Yani model olarak bir ilk. Ayrıca yine basınçlı hava filtresinde
filtre iç elemanının kirlendiğini gösteren indikatör tabir ettiğimiz kirlilik göstergesi vardır. O kirlilik göstergesi tüm diğer firmalarda aksesuar olarak satılır. Oysa bizim ürünlerimizde standart aksesuardır. Fiyatın içindedir, fiyata dahildir. İlave bir ücret talep edilmez. Onun çok önemli fonksiyonu var. Basınç tavanın içindeki filtre kirlendiği zaman sizi ikaz ediyor, değiştirin beni diyor, uyarıyor ve bunun için ek bir ücret talep etmiyor. Artı dediğim gibi dekoratif sökülüp takılması çok kolay. Benim için üretilmesi kolay. Çok rahat üretiyorum. Bu basınçlı hava filtreleri kısmı. Basınçlı hava kurutucularında ise Türkiye'de ilk diyebileceğim bir özellik var. Basınçlı hava kurutucularının kullanıcı hatası kalmadı artık bizim ürettiğimiz şeylerde. Hani kurutucuyu sattınız, işte efendim bu kurutucu çok sıcak ortamda çalıştı. Bunun çalışma şartlarının dışında bu ürünü kullanıcı, nihai kullanıcı çalıştırmış deme şansımız kalmadı. Cihaz mikroçip kontrollü, şeyleri, prosesleri kontrol ediyor ve anormal çalışma şartları oluştuğunda devre dışı kalıyor. Hiçbir yerine hasar vermeden, yakmadan. Ve uyarıyor, diyor ki şu anormal çalışma koşulları var. Örneğin kondanserimi temizlemedin diyor. Yine bu makinede çok önemli bir özellik var. %80'e varan elektrik tasarrufu yapıyor. Evet, bu çok önemli. Hatta son günlerde en çok konuşulan gündem konumuz küresel ısınmada. Uzmanlarımız tasarruf yapmamızı istiyorlar. Biz bireysel olarak inanıyorum ki izleyicilerimiz de kendi görevlerini yapıyorlar. Ve sizin Anadolu Makine olarak buna önem vermeniz çok güzel bir şey. Buna biraz daha derinlik kazandırırsanız çok seviniriz. Şunu söyleyebilirim. Diğer basınçlı hava kurutucuları çalışma rejimleri yükte boşta şeklinde. Yani motoru hiç durmuyor. Devamlı çalışıyor. Yani basınçlı havanın, kurutucunun çalışmaya ihtiyacı olsa da çalışıyor. Sistemin ihtiyacı olsa da motor çalışıyor. İhtiyacı olmasa da çalışıyor. Bizimkilerde ise ihtiyaç kadar çalışıp motor stop ediyor. Bizim basınçlı hava kurutucusunu alan, AAG marka basınçlı hava kurutucusunu alan müşteri 1-2 yıl içerisinde bize vermiş olduğu parayı elektrik parası tasarrufu şeklinde amorti ediyor. Bu özelliğimizi de özellikle belirtmek isterim. Yine kurutucuların içinde kullandığımız gaz Avrupa Birliği'nin de standartlarında olan RE114A türü gaz. Çevreye zararı olmayan veya çok az zararı olan bir gaz. Makine yağının kanalizasyona dökülmesi yasaktır. Ama Türkiye'de bu konuda halihazırda bir yasa çıkmadı. Peki bu yasanın çıkmama sebebi nedir? Bu da çok merak edilen bir soru. Sadece ben değil, tüm izleyicilerimiz çok merak ediyor. Bu kadar önemli bir şey ki yıllardır hatta bunların filmi bile yapıldı. Fabrikaların çevreye verdiği zarar ve o sizin dediğiniz gibi kanalizasyonlara dökülen motor yağları sonradan denize dökülüyor. Ulaşıyor. Bu hepten canlıları. Bu da çok büyük bir sorun bence. Türkiye'nin en önemli sorunlarından biridir. Neden sizce böyle bir yasa çıkarmıyorlar? Vallahi ihmalkarlık. Yani görevi yasa çıkartmak olanlar bunu bir an önce çıkartmalılar. Çevreye duyarlı olmaları gerekiyor. Bu konuda aslında hepimize görev düşüyor. Sivil toplum kuruluşlarına, bireylere, insanlara. Herkes bu konuda elinden geleni yaparsa mutlaka yasa çıkartmak görevi olan kişiler de bunu çıkartacaklar. Yani aslında topu birine atmak da doğru değil. Biz de işte başarı programı olarak başarılı olmuş insanları araştırıp buluyoruz. İnternet de bu konuda bize çok fazla yardımcı oluyor. Fakat genel olarak baktığımız zaman televizyonlarda internete girmeyen bir insan ya da araştırma yapmayan bir insan Türkiye'de neler yapıldığını, Türkiye'deki başarıları aslında çok fazla bilmiyor. Ve Türkiye nedense dışarıdan görüldüğü kadarıyla başarısız bir ülke olarak görünüyor. Ya da hiçbir şekilde başarımızla övünemiyoruz nedense. Ama biz işte başarı programına başladık ve gerçekten de
başarılı olmuş kişileri, firmaları göz önüne getirdik. Sizce peki neden böyle düşünülüyor? Türkiye hakkında, hatta Türkiye'de yaşayan Türk insanı bile Türkiye'deki insanların başarılı olabileceğine çok fazla inanmıyor. Ama artık biz bunu kendi gözlerimizle görüyoruz. Bunun sebebi sizce nedir? Bir kere yapacağımız işe tam inanmamız lazım. Yani biz bunu başaracağız. Kaçarı yok. Buna inanınca çevremizde de bir olumlu hava oluşuyor. Sizi çok kararlı ve inançlı görüyorlar. Siz de kendinizi çok kararlı ve inançlı görüyorsunuz. Ve bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Zaten yapa yapa ihtisaslaşıyorsunuz. Hiç kimse, hiçbir firma, hiçbir ürün ilk üretildiğinde veya ilk modelinde dört dörtlük, süper, sorunsuz değildir. Türk ürünleri zaten...